Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özlediğim yemekler ve Bucağın, Burdur'un meşhur yemeklerini, içeceklerini deneyeceğiz. Ben geldim geleli yani ev yemekler olsun, özlediğim yemekler olsun hepsini deniyorum. Bunu sizlere de aktarmak istedim. Şimdi gideceğiz çarşıya. Özlediğim yemeklerden olsun, buranın meşhur şeylerinden olsun. Hep birlikte yiyip içip göreceğiz. Hem de Bucağın bazı yerlerini size göstereyim. Nasıl bir yer Bucak diye merak edenlere. Bu arada videoya başlamadan önce abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü izleyicilerin %50'lik bir kısmı falan hani abone olmadan izliyorlar. Yani abone olursanız çok memnun olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Şimdi gidelim. Bol yemeli içmeli bir video bizi bekliyor. Şimdi bizim Bucağımızın meşhur tostçusuna geldim. Tostçu tahsisine geldim. Burası senelerdir. Yani değişmeyen lezzet. Gerçekten efsane bir tostu var. Girelim hafif göstereyim. Sonra ben de özledim yani tostumuzu yiyelim. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Benim tostumu hazırlıyorsun. Evet abi. Şu an seninki çıkıyor. Bol salça, az acı, sucuklu, yumurtalı. Doğru. Şimdi genelde insanlar yumurtalıyı şey yaparlar, normal ızgara gibi yumurta ama sizde fazla bilmiyorlar böyle haşlanmış yumurtayı. Doğru. Ama efsane bir şey ya. Yani abi kaç sene oldu? Ben 30 sene oldu. Kaç? 30. 30? Dile kolay abi ya. Tamam abi sen ayarlarsın ben bekliyorum. 2 dakika işte. Sağ olasın. Şöyle dışarıya güneşe oturalım. Güneşte yer içeriz. İçerisi bayağı dolu. Şu an öğlen saatleri olduğu için bayağı bir yoğunluk oluyor. Yani en az 15-20 dakikadır da bekliyorum benimkinin yapılmasını. Neyse gelsin bir özlediğimiz tostun tadına bakalım. Tostumuz geldi. Ya çıtır çıtır. Efsane bir şey ya bu. Vallahi ya. Yani gelenlere tost sırası değil dakikayla 15 dakika 20 dakika yarım saat sıra var 1 saat öğlen arası böyle çok yoğun oluyor. Gerçekten özlemişim böyle hafif çıtır çıtır yumuşacık. Ayranı da kendi yapıyor. Yayık ayranı gibi. Tostun son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getiremedik. Ya bu tost öyle bir şey ki ne kadar yerseniz yiyin hala yiyesiniz geliyor. Bir bütünü bitirseniz bile bir bütün daha yersiniz yani ama sonradan doyduğunuzu hissediyorsunuz tabi. Tostumuzu yedik. Şimdi başka lezzetler göreceğiz. Akşam olunca havalar bayağı soğudu. Mont falan giydim. Şimdi arkadaşlar gelecek. Burdur'un meşhur Burdur şişini yemeye gideceğiz. Meşhur lezzetlerle kavuşuyoruz. Hem özlediğim hem de sizlere de göstermek istediğim lezzetler. Onları bekliyorum. Şimdi onlar gelsin. Burdur şiş yiyeceğiz. Gidiyoruz yemek yemeye. Bulunduğumuz yer Bucağın Mecburiyet Caddesi. Tek yön. Başka da bir şey yok. Başka şey var mı Doğukan? Videoma hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Evet. Dükkan kapanmamış değil mi? Girelim bir burdur şiş yiyelim. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nereye oturalım? Afiyet olsun. Merhabalar. Evet, çekimdeyim. Yapma ya. Afiyet olsun. Burdur şiş değil mi? Sen tavuk şiş mi? Zaten burdur şiş yiyeceğiniz. Bir olsun. Bir tavuk, iki tek de mi? Tek mi yiyelim? Tekte kaç şiş var? 6. 1,5'ta 9 mu? 1,5'ta 9. Sen 3 yiyeceksin. Valla 6. Yeter herhalde ya. Tek yiyelim ya. Tek. Piyaz var mı? Piyaz var. Yaptırın mı ortaya? Ortaya mı yoksa? Hayır. Hep beraber yiyebilir miyiz? Yani ben ufak. Tek ne kadar? Tek. Küçük. Küçük ortaya bir tane tadımlık. Onu da göstereyim çünkü burada piyaz farklı. Antalya piyazı yani. Aslında onu da gidip Aksu'da yemek lazım ama şimdi elimizde Bucak var. Bucakla yiyeceğiz. Şimdi bazı yerde piyazlar tahinsiz oluyor. Burada tahinli şekilde. Zaten az sonra gelince de gösteririm. Burdur şişte zaten buraya özgü. Masaya mezelerimiz doluştu. Piyaz böyle bir şey. Yani içinde yumurta, fasulye, tahin,
domates, maydanoz, her şey var bu şekilde. Sıcak ekmek de geliyor, tereyağlı falan. Gözünü seveyim ya, Güney Amerika'da meze kültürü diye bir şey yok, ne söylediysen o geliyor. Öyle değil mi kanka, baksana. Zaten mezeyle başlıyorsun, dolu. Şimdi Burdur Şiş de gelir. İçecek söylemedik. İçecek istiyor musun? Soranlar zaten. Aynen. Güzel, yavaştan bir dalalım şuraya. Ayran. Ayran. Biri benim, biri kola olacak. Tamam. Benim abi. Kola, benim kola pardon. Tamam, bir tane kola. Sizin var mı? Sen mi düşürdün bunu? Ne, burada mıydı? Evet, evet. Neyse kamera bir masanın altını ziyaret etti geldi. Sıkıntı yok. Lavaş yiyelim ya. Bekliyorum. Neye bekliyorum? Şişimi bekliyorum. Biraz mükemmel bir şey. Çok fazla tahinli sevmeyen oluyor. Ama bu taraflarda herkes tahinli seviyor. Sen kaç defa yedin? İkinci olacak. Bu. Hı-hı. Sevdin mi daha önce? Güzeldi evet. Bol tahinli olunca ekmek banıp banıp böyle. Şimdi zaten pide de gelecek. Burdur şişlerimiz geldi böyle pidenin arasında böyle uzun uzun. Bunun aslında fazla bir şeysi de yok. Kıyma ve tuzdan olan oluşan bir şey. Sadece şişte böyle ağır ağır piştiği için gayet güzel. Böyle bunu pideyi alacaksınız. Pidenin arasına koyacaksınız. Sonra içine salatayı böyle dolduracaksınız. Böyle. Ondan sonra böyle duracaksınız. Şarkılardan telif değmeyelim mi? Duyulmuyor ama. Çok kısık. Ama mükemmel bir şey ya. Bunu bir de piyaz köfte de iyi de. Bununla da piyaz. Seviyor musun Burdur Şiş'i? Güzel. Buraya geldiğimde ilk yediğim restoranda yediğim yemek. Burdur Şiş. Şimdi merak ettim ben. Doğukan İzmirli. Burada okuyor. Ne düşünüyorsun Bucak hakkında? Bucak küçük bir yer. Kaç senedir burası? Pandemiyi saymazsak 2 yıl. Pandemi de bitti. Bildim, yani burayı bilmemin 4 yıl olduğunu söyleyebilirim. Ne düşünüyorsun? Küçük bir yer, kendine çok olanak ayırabiliyorsun bu yüzden. Hı hı. Her yere ulaşımı rahat. Ulaşımlar çünkü bir yere gitmiyor. Büyükşehir gibi bir karmaşa yok. Ama aktivite yok. Akşam kafe. O yanları kötü. Evet, aktivite yok yani. Aktivite açısından biraz zayıf oluyor. Gerçekten burada akşam yapacağınız herhangi fazla bir şey yok. En fazla kafeye gidip oturuyorsunuz yani. Geldiğimden beri onu gördüm. Alışmışız ya sürekli gezmeye, aktiviteye. Yani eşle dostla buluşuyoruz da vakit geçiyor, uzun süre kalınca her şey sabit olmaya başlıyor. Neyse, Burdur Şişlerimizi gömelim. Şöyle bir daha göstereyim size. Mükemmel ya. Yani gelirseniz kesinlikle tavsiye ederim. Burdur'da da, Bucak'ta da, nerede olursa, bütün çevresinde zaten bulabilirsiniz. Size afiyet olsun. Üstüne tatlı yeriz belki. Tatlımızda özlediğim tatlılar var. Üstüne de tatlıyı yeriz. Sonra bakarız duruma. Daha göstereceklerim var. En meşhurunu sona saklıyorum. Evet, yedik içtik. Karnımızı doyurduk. Şimdi sona saklayacağım dedim de büyük ihtimal sondan bir önce olacak. Size Bucağın meşhur bir içeceğini tanıtacağım. Gerçekten bu bizim oraya özgü ve bayağı meşhur kış aylarının vazgeçilmezi. Şimdi içmeye gidiyoruz. Salep içmeye geldik. Bakın ne yazıyoruz? Hakiki sıcacık değil. Bak şuradan okumanız lazım. Sıcacık ama onun başına ı ekleniyor. Ne oluyor? Isıcacık oluyor. Yani Bucak diliyle ısıcacık bir salep içeceğiz. Isıcacık. Hava da ısıcacık. Kolay gelsin abi. Sağ ol, hoş bulduk. Salep var değil mi abi? Var abi. İyi akşamlar. Sağ olun. Allah. Geldik sakin, ferah bir yer.
Özlemişiz ya bucağı. Mekanlarda oturmayı. 3 tane salep alabiliriz mi? Niye abi, sen de çekiyorum. Ya dök abi. GoPro'nun şarjı bitti tam çekim yaparken. O şarjla telefonda çekiyorum. Abi şu an salep'in kilosu kaç para oldu? 1500 lira abi kilosu. 1500 lira evet. Toz salep'in kilosu. Evet. Peki şimdi bu döktüğün kaç kilo? 5. 5 kilo. Litre, 5 litre. 5 litre. 5 litreye aşağı yukarı kaç gram salep kullanıyorsun toz olarak? 50 gram. 50 gram. Yani düşünün, gramı kaç para? Altın değerinde salep. Evet. Sıcacık. Sıcacık, sıcak değil. Isıcacık, evet. Isıcacık. Onu girişte söyledik. Isıcacık evet. Olması lazım. Evet. Güzel. Hemen saleplerimiz de geliyor. Buyur abi. Asıl çekilecek yeri burada. Evet abi. Hele şuradan başlayacağız. Orada suyu ısıtacağız. Bardakları ısıtacağız. Bardakları ısıtıyoruz abi. Göster bak orada. Boca göbekli arkadaşım. Boca göbek. Bir göbeğini çekti bak. Oo, bardaklar elev oldu. Zaten o da sıcak. İçemeyeceğiz bunu. İçersin abi. Isıtacak zaten. Isıtacak. Asfaltlıyoruz abi. Hemen tarçını dağıttık mıydı? Mis gibi şifa. Mis gibi şifa. Bir daha bakalım abi. Yani bu salep, burada dondurmayı da saleple dövme dondurma yapıyorlar. O yüzden bizim dondurmalar da efsane oluyor. Ve gerçekten pahalı bir şey yani. Kilosu 1500 lira. Şu anlık 1500. Evet, dolar gibi, borsa. Dolar borsa gibi, bu da oynuyor ha. Ta ben bir zamanlar hatırladığım kadarıyla bir 600-700 bin lira diyorlardı. Geçen sene 1000 liraydı. Geçen sene 1000 liraydı. Dolar gibi zamlandı ha. 1500 oldu şu an. Ama o artar. Siz içmeye gelirken fiyatını araştırın gelin. Şeyi kaç para? Fincanı ne kadar abi şöyle? 15 lira. Evet. Kardeş ne yapıyorsun? Nasılsın? Afiyet olsun. Sağ ol abi. Teşekkürler. Daha yavaş yavaş soğuyor. Ateş gibi ya. İçebiliyor musun Doğukan? Soğumuş mu biraz? Sıcak değil mi hala? Ya alev alev. Yani bir de dili damağı yaktı mıydı bu? Oo, efsane. Ama tadı güzel, yararlı. Kışın böyle sıcacık içmelik. Sen beğeniyor musun? Ben genelde salep sevmem. He. İçerim. O tarafta sizin orada var mı? Varsa bir salep her yerde var. Salep, bucak salep olarak. Bucak salep olarak farklı. Evet doğru. Yani ya genelde de şeyde paket salep, hazır salep işte yani. Onlar ama bunun yerini tutmuyor. Bunlar kaynaya kaynaya yapıldığı için. Sen ne diyorsun? Yani salep güzel. Kışın hele çok güzel oluyor. Kışın çok güzel, sıcak. Ben tarçını normalde sevmem fazla. Ama bununla gidiyor yani tarçın. Tarçın gidiyor. Vallahi normalde böyle dışarıda soğuk olarak oturarak içmek de var ama şu an ortalık zaten bomboş ya. Az sonra göstereceğim size, caddeyi de göstereceğim. Yine insanlar ne bileyim sokağa çıkmıyor artık, hava soğuk diye falan herhalde. En son Venezuela'da tehlikeden çıkmıyordu millet. Burada neden çıkmıyorlar bilmiyorum. Soğuk desen. O kadar da değil aslında, yine soğuk ama sokaklar bomboş ya, cadde gerçekten bomboş. Neyse salepimizi içelim. Daha bir iki tane daha bir şey yeriz. Evet, böyle akmayan bir testi şelalemiz var. Böyle de bir meydanımız var. Ama kimse yok. Yazın buralar sandalyeyle doluyordu. Ve herkes oturup çay, çekirdek yapıyordu burada. Yarın büyük ihtimalle tören var. Hiç kimse yok, görüyorsunuz bomboş. Ben küçükken hatırlıyorum. Şimdi burası böyle üstü kapandı. Burası yeşillikti böyle, park falan vardı. Ben küçükken öyleydi, sonradan da böyle yaptılar. Neyse dolaşıyoruz şimdi. Canımız bir şeyler çekerse yine yiyeceğiz. Zaten ben geldiğimden beri bayağı atıştırıyorum ama yani çekmedim. Sindire sindire yavaş yavaş canımız ne çekerse. Gerçekten yani aradığını buluyor insan. Döndük yemek yiyoruz. Ama az önceki caddeye göre burası biraz daha hareketli. Çünkü bütün kafeler,
işte bazı yemek şeyleri hep bu tarafta, bu caddede olduğu için burası oraya göre daha hareketli. Ama gündüz de orası karışıyor ya, artık bu tarafa kaydı falan. Böyle bu bucak küçük bir yer. 50 bin nüfuslu bir yer. Küçük. Akşamları da tek aktifte işte kafeler falan. Başka yapacak bir şey yok. Şimdi geceyi tatlıyla kapatalım istedik. En çok özlediğim şeylerden birisi de künefeydi. Baklavayı oralarda bulabildik, yiyebildik. Metin abiye, Ekrem abiye yine buradan çok selam olsun. Şimdi künefeciye geldik. Bizimkiler içeride. Künefeyi söylemişler, ben sonradan geldim. Künefemizi yiyeceğiz. Özledim ya, bol kaymaklı. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Oo, bizim künefeler mi abi onlar? Evet. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Yine mi sen geldin? Ne var ne yok? İyi. Hoş bulduk. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyoruz. Aynen öyle kardeşim. Az yorgun gibisin. Evet, iş güç. İş güç. Beşik sallamışsın. Tatlı ye, kendine gel. Ne diyordun? Espriye? Sen geldin, tadımız kaçtı mı? Neyse, onu künefeyle buluruz. Şimdi bir kaymaklı künefemiz gelsin. Künefeyi yiyelim. Evet, künefelerimiz de geldi. Uf, sıcaklığa bak. Sizce künefe kaymaklı mı yoksa dondurmalı mı? Yorumlarda belirsin. Neyse, künefemiz de yiyelim. Sıcak sıcak. Zaten gece oldu artık. Gelinleme ne varsa yiyor. Afiyet olsun Talha abi. Evet, yedik içtik. Bol yemeli içmeli bir gün oldu. Tatlımızı da yedik en son. Tabii bunun içinde daha özlediğim bir sürü yemek var ama onları tabii ki sığdıramıyorum yani. Kendim fırsat buldukça, tabii annem ev yemekleri falan, sarmalar, dolmalar, onlar hariç. Onun haricinde işte böyle normal çarşılarda yemek istediğimiz, özlediğimiz lezzetler. Ayrıyeten de tabii buranın meşhur şeylerini de göstermek istedim size. Burdur şiş, bucak salebi, aslında ceviz ezmesi falan da var. Buralara özgü olarak bunları da göstermek istedim. Birkaç bucaktan bahsetmek istedim, gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenirseniz, hatta yorum yaparsanız da çok sevinirim. Sizin yörenizin neyisi meşhur, onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda farklı bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.